Mehmet Bey, değerli Eşmiş Dönem Başkanımız, değerli meslektaşlarım ve yeni dönemimizin ilk seminer sunum programımız. Öncelikle bu kalabalığı görünce tabii ki heyecanlandık. İnşallah önümüzdeki dönem yapacağımız çalışmalar ve seminerlerde, kurs ve eğitimlerde hep beraber bu kalabalıkta hatta artırarak bir arada olacağız. Çok uzatmak istemiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Değerli hocamız biraz sonra zaten sunumlarını yapacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi sunumunu gerçekleştirmek üzere yıkılan ve hasar alan binalar yapısal sorunlar semineri için değerli hocamız Yüksek İnşaat Mühendisi Cevdet Çantürk'ü kürsüye davet ediyoruz. Şimdi öncelikle ben de hoş geldim, sizler de hoş geldiniz. Böylesine yani öncelikle seçimi kazanan başkanıma teşekkür ederim, başkanlarıma teşekkür ederim. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim. Buradaki bir sunumda depremde hasar alan binalarla ilgili, sesim geliyor mu bilmiyorum, ben şu an şey konuşuyorum. Binalarla ilgili bir sunum var. Burada daha çok sebepleri, nedenleri daha çok böyle bir kat, yani sınıflandırdık. Sonda iki tane somut örnek var. Onları beraber de değerlendirebiliriz. Ben de şey yapmıştım. Şimdi ben bunu önemsiyorum. Bunu birçok şeyde, hatta bunun karikatürünü de çizen de bir inşaat mühendisi meslektaşımız. Onun da ismini vermiş olayım. Kadir Çinkil, ben tarif etmiştim. Güvenli yapı veya bir şeyde eğer mimariden, imardan başlamadığı zaman bütün emekler sıkıntıya giriyor. Yani statik olarak, tasarım olarak, inşaat olarak istediğinizi kullanın, istediğiniz şey yapın. Mutlaka bir uçağı nasıl biz yani dikdörtgen yapamıyorsak, aerodinamik şartlarını düşünüyorsak burada da mutlaka şeyi düşünmemiz lazım. Mesela ben bizim mimarları şu şekilde eleştiriyorum, söylüyorum da direkt. Mimarlara da yaptığımız etkinlikler var. Yurt dışında özellikle Almanya'da, Hollanda'da belirli bir yerlerde yani farklı farklı binalar görüyorlar. Onu Türkiye'de uygulamaya çalışıyorlar. Değil. Sen uygula ama Türkiye'de depremi de düşünerek tasarım yapmak gerekiyor. Mesela hani görmüştürsünüz. Düşey eleman süreksizliği çok yaygın. Keşke biz de yapabilsek, değil mi? Geniş geniş alanlar yapıp, yüksek katlar yapıp, yukarıda kolon yerlerini değiştirmek. Yani bir nevi aşağıda bir temel var, yukarıda bir temel var. Ama deprem bölgesindeyiz, bunu düşünmemiz lazım. Ben, kapandı mı? Bu kısımları biraz, slaytım fazla uzun. Bunların ben PDF'ini veririm. Yani arkadaşlara verirsin. Çok yani güzel çalışmalar. Mesela böyle bir yapı. Hani yani örnek olsun diye ben şey yaptım. Şimdi bizim mutlaka vatandaş olarak, şey olarak talep etme bilinci olmadan olmuyor. İstediğiniz kadar meslektaşlarımız uğraşsın. Eğer bir bununla ilgili bir talebimiz yoksa, talep bilinci olmadığı sürece biz depremlerle, afetlerle mücadele etme şansımız yok. Sadece inşaat mühendisliği disiplin etme şansı yok. Ha, bunu bir şekilde bilinçlendirmek gerekiyor. Şimdi ben bunu Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde bir de sonunda, en sonunda bir 16-17 tane madde var. Yani bunu mutlaka şunu yaptığımız zaman biz zaten işi %70-%80 koparıyoruz. Nedir bu? İşte taşıyıcı sistem sade ve basit olacak. Biz binalarda çok yani deprem kuvvetli olabildiğince kirişler kirişlerden, kolonlar kolonlardan zemin. Bina içinde çok şey yapmayacağız veya geometrisi olarak. Düzenli ve simetri olacak. Fazla bağlılık özelliği olacak. Bunların aslında tek tek açıklaması da var. Ben çok girmeyeceğim bugün. Yeterli dayanımda, rigidlikte ve yeterli süneklikte olacak. Bir de geçiş katlarda, rigidlerde dayanım, yani geçiş katlarda yeterli donat olacak. İlaveten bir kesme hesabı yapılacak vesaire. Bizim konumuz şu an bu değil. Dediğim gibi bizim teori olarak olması gereken, ben mesela Sakarya'da da çok bina gördüm, yani 99 depreminde de. Bina çok yani güzel değil ama formatı düzgün olduğu için hasar kısıtlı alıyor. Yani bu elde cepte bir oluyor. Yani özellikle simetri binalarda 1-0 önde başlıyor. Yani ne olursa olsun.
simetriden işte veya işte şeylerden genel anlamda işte fazla bağlılık özelliği. Bu eğer hani bizim bilinenin dışında bir şey söyleyeceğim. Eğer bizim oturmayla ilgili, genleşmeyle ilgili, ısı genleşmeyle ilgili bir şeyimiz yoksa mümkün mertebe binaları dilatasyonda bölmemek gerekiyor. Bu da aklımızın bir tarafında kalsın. Yeterli dayanımda, rigidde ve sünekte olması gerekiyor. Bunları ben biraz hızlıca geçeceğim. Daha çok dediğim gibi bunun PDF'ini okursunuz. Yani bunlar hep özet çıkarılan yerler. Süreyi biraz daha iyi kullanmak adına. Şimdi bizim özellikle bunu belki birçok yerde gördünüz. Özellikle deprem bölgesinde nasıl uyarladık, nasıl gördük? İşte basınç hasarları değil mi? Basınç hasarları şu gördüğümüz, yani direkt bir kere kesme hasarları kesinlikle açısal oluyor. Basınç hasarları daha çok işte bu şekilde altta da olabilir, ortada da olabilir ama bizim daha çok üst başlıkta daha çok denk geldiğimiz bir sistem. Bunlara biz kolaylıkla basınç diyebiliriz. Bakın solda da mesela biraz kesme diyeceğim herhalde. Burada da basınç hasarlarımız var. Bu örneklerden zaten özellikle yeni binalarda çokça var. Yani eski binalarda da var, yeni binalarda da var. Şimdi basınç hasarı biraz daha tabii ki kesitle alakalı. Burada işte kesme hasarlarımız. Bizim kirişte veya kolonda veya perdede açısal gidiyorsa ki 45 derece bu artı eksi 5 olur çok şey değil. Eğik gidiyorsa biz buna mutlaka kesme hasarı diyeceğiz. Yani bunun şeylerinde daha çok göreceğiz biraz sonra. Bunlar da daha çok kesme hasarları, açısal giden şeyler. Tabii bunlar için en etkili, ben bir örnek daha vereceğim. İşte bizim burada beton etki alanı dediğimiz, hani bizim kesme alanı arttıracağımız zaman beton etki alanı nasıl arttırırsınız? Etri ve çirozlarla arttırırsınız. Burada da mutlaka bir sembolik olarak görebilmek için böyle bir şey. Bizim hani deprem bölgesine yine çokça rastladığımız işte olması gereken en soldaki değil mi? Yani biz normalde neyi biliriz? Bir kolon biliriz. Şimdi biraz evvel bir konuşmada geçti. Yani bu aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir arkadaşımız ya eski binalarda işte çatlak dahi yok filan tabiri geçti. Şimdi bakın dayanım yüksek beton dayanım arttıkça rigidliği artıyor. Rigidliği arttığı zaman biraz tehlikeli oluyor çünkü çatlamaya çok meyilli oluyor. Betonu sünekleştirecek bizim elemanımız donatılar. Biz bunu etre ve çirozlarla güzel sararsak ancak betonu sünek hale getiririz. Sünek sarmadığımız zaman ilk depremde benim binam yeniydi, beton kalitesi 40'tı, 45'ti, çatladı. Tabii siz bunu etre ve çirozlarla iyi sarmazsanız çatlayacaktır. Eski betonda şu özellik var. Eski betonlar biraz daha sünektir. Gevrek olmadığı için. Şekil değiştirme kapasitesi daha fazladır. Çatlamaz ama yani bunun örneklerini de gördüm ben, canlı şahitlerini de gördüm. Tuz buz olur. Yani aniden gider, çok işaret vermez ve yerle bir olur. Sizin o hani çatlayan binanız ayakta kalır. Yani burada da tabii ki eğer biz etriye ve çirozla sarmazsak beton etki alanı düşeceğinden burada da hasarlar, buradaki gibi hasarlar beklenebilir. Bunu oynatabilir miyim bilmiyorum. Hani burada etriye ve yani bir kere o bölgede çok etriye ve çiroz girmemiş. Nasıl oynatıyoruz bunu? Böyle bastık, oynar inşallah. Yani hasar almış bir bina. İnanın burada belki hani çiroz falan olsaydı yani hiçbir şey olmayacaktı. Zaten etri aralıkları da sıklaştırma bölgesinde çok yeterli değil. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir durduk yere işte ağır hasara sebebiyet vermiş. Evet. Bizim tabii biz bunu bilmiyorum. Yani kısa kolon. Şimdi birçok arkadaşımız bilmiyorum ben bazen öğrencilere de anlatıyorum. Bazen hani başka yerlere de anlatıyorum. Ortayı bulmak adına söylüyorum. Yani bazen basit anlatabilirim, bazen farklı anlatabilirim. Kusura bakmayın. Hani kolonların kısa olması anlamına gelmiyor. Yani onu şey yapın. Öğrenci arkadaşlar varsa kısa kolon tamamıyla diğer bütün kattaki kolonlar belli bir leb seviyesinde bir veya birkaçı daha kısa. Ben onu şimdi formülüne göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde kısıtlanmışsa eğer bir kolonumuz belli bir yerde bu kısa kolon davranışı gösterecektir.
fotoğraf görüyorum, ben önünüze mi geçiyorum bilmiyorum ama kusura bakmayın. Şimdi mesela bizim bir momentimiz var. %40 artıyoruz teorik olarak. Arttırmasanız bile L boyuna böldüğümüz zaman çok basit bir formül değil mi? Yani biz kesme kuvvetini o şekilde bir şey yapıyoruz. L bölen, düşünün 3 metreye mi böldük, 50 santime mi böldük? Kesme kuvveti ne kadar arttırdık? Bunu çoğu zaman etriyle geçme şansınız biraz zayıf. Yani o kesme kuvvetini alması, ya kesit arttıracaksınız ya da başka bir önlem alacaksınız. Yani etriye ve çirozlarla geçmek biraz zor. Çünkü bayağı bir kesme kuvveti artıyor. Bu Elazığ'da olan bir şey. Ki İstanbul'da veya inanıyorum ki Bursa'da da çok çok örnekleri vardır. Bu da deprem bölgesinde. Değişen bir şey var mı? Yok. Değil mi? Bayağı bir kesme kuvvetinden dolayı veya kısa kolon etkisinden dolayı oluşan şeyler var. İşte burada bayağı bir örneğimiz var. İşte kısa kolonla ilgili, kısa kolonların hasarları ile ilgili. Bunlar çok ciddi hasarlar yapıyor. Yani hani tamiri, güçlendirmesi zor hasarlar yapıyor. Bayağı bir kolonlar ciddi şekilde tamamen devre dışı kalıyor. Burada da ben resimleri iç içe koydum. Kafamız hani biraz daha karışabilir ama hepsinde de tek tek çok örnek var. Yani belki yüzlerce örnek var. Bir de bizim yani bunun mesela önemli sonradan müdahaleler var değil mi? Yani örnek sonradan yaptığınız bir su deposu. Örnek bir pencere açtınız. Bir tarafı serbest, bir tarafını kısıtladınız. Değil mi? Orada siz durduk yere kısa kolon etkisi yapmış olabilirsiniz. Veyahut da yapıya sonradan müdahaleler. Mesela biz burada projeci veya uygulamacı arkadaşlar olabilir. Değil mi? Siz alttaki gibi, sol alttaki gibi bir çelik çerçeve döndünüz. Veya bir hatıl yaptınız. Veya sol üstteki yine bir çelik yaptınız. Şimdi hatıl yapmak evet böyle doğru ama bir örnek göstereceğim. Buraya mutlaka arasını derz yapmanız lazım. Sadece kesmeyle bir çelikle birleştirmeniz lazım. Soldaki örnek, mesela en soldaki. Bunu hesaplarken veya yaparken tasarımda öngörülmemişti. Mesela yine deprem bölgesinde hasar alan şöyle bir bina vardı. Projesinde, mimaride ve statikte arkada perde yok. Mal sahibi de arkada perde olmadığı için toprak yükü var. O öngörülmemiş. Kendi kafasından perde yapmış ve pencere boşlukları bırakmış. Yani projede olmadığı halde. Ben inanıyorum ki eğer projesinde de varsa bazen öyle bir şey oluyor ki sonradan eklemelerle durduk yere kısa kolon oluşabiliyor. Burada da işte birçok mesela şu ortadaki de mesela bir nevi kısa kolon. Bunlar da bizim yani adaylarımız. Yani kısa kolon eğer bir şeyi fark etmiyor perdeyle veya neyse parapetle, duvarla, kolonla, başka bir elemanla herhangi bir katı bir cisimle sıkıştırdığınız zaman kısıtlarsanız kısa kolon etkisi görebiliyorsunuz. Ha, bunu neler yapılabilir değil mi? Benim sıklıkla kullandığım bu yöntem. Sıklıkla kullandığım yöntem. Asla ve asla bunu perdede de yapabilirsiniz. Yapın eğer rigid katta değilse tabii. Rigid katta olduğu zaman çünkü siz eğer onu şöyle toparlayayım da yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermesin. Şimdi eğer siz bir sistem yaptınız, rigid kat yaptınız, bant pencereyi kurtarmak için ortadaki şekilde eğer keserseniz rigid kat tabirine müdahale ettiğiniz için çok yanlış bir uygulama olur. Bu benim bahsettiğim rigid katı etkilenmeyecek yerler için geçerli. Yani rigid kat kavramını değiştirmeyecek. Bazen ben sıklıkla şunu yapıyorum. Eğimli bir yerdeyiz. Sadece perde üst tarafta var. Biz onu sistemden ayırıp bodrum katı da rigid kat olmadan hesaplıyoruz. Yani bunun için eğer yapıya müdahale ederseniz çok tehlikeli. Yani ayırmanız çok tehlikeli. Çünkü rigid kattan çıkarttığın zaman başka şeylere deprem kuvvetlerini durduk yere arttırabiliriz. Onu bunda ikaz etmiş olayım. Ama en etkili yöntem işte sol alttaki gibi işte bunun 45 derece açıyla kırıldığını varsayarak işte yüksekliği kadar yapmak, duvar yapmak veya perdeyle kapatmak en doğru bir sistem. Mesela örnekler var. Bakın soldaki mesela perdeyi araya bir genleşme için bir şey koymuş. Ortada mesela bir parapetti. En sağda kesmiş, alttaki örneği görmeyin. Yani üstte düşünmüş, altta düşünememiş. Böyle önlemler olabiliyor rahatlıkla. Burada mesela bir duvar örneği. Şimdi biz bunu tasarım yaparken birçok arkadaşımız, bunu daha çok uygulamacıların da dikkat etmesi lazım. Belki tasarımda da bir not düşülmesi lazım. Örnek,
Biz bunu yaparken asla ve asla kısa kolon olacağını düşünmemiştik. Değil mi? Ama ne oldu? Oraya duvar ördüğüm zaman kısa kolon oldu. Ha, yani bunu mutlaka şey yapmak lazım. Çoğu zaman şu da deniliyor bana. Ya bunu biz böyle yapıyoruz ama düzlem dışı devrilmeler falan olur. Doğru. Bunun içine böyle basit aparatlarla belki bu da önlenebilir. Yani bir öneri olsun diye bir, belki siz sormadan ben söylemiş olayım diye. Bir de bizim özellikle kullandığımız hatırlar. Mesela biz 3 metreden sonra diye 4 metre 5 metre sanayi yeri yaptığımız zaman araya hatıl yapılıyor. Yani hatılı tamamen birleştirdiği zaman sıkıntı. Şu şekilde sağ taraftaki gibi araya bir boşluk bırakacaksınız. Sadece donatılar ankraj yapacak ve kesmeye çalışacak. Başka bir şey olmayacak. Bunlar tamamen yani bizim öngörümüzün dışında olduğu için ben önemsiyorum, söylüyorum. Tabii saplama kirişler. Değil mi? Yani bizim başımızın belası. Değil mi? Yani bizim en çok böyle sıkıntı yaşadığımız şeylerden birisi. Bazen ben bunları okumayacağım, saplama kirişlerin. Bazen saplama kirişleri masum oluyor. Bazen çok can yakıyor. Değil mi? Yani saplama kirişleri ne zaman masum oluyor, ne zaman can yakıyor? Masumlar biraz daha masumları biraz daha etre sıktaştırmasıyla veya işte askı çubuklarıyla geçebiliyoruz. Yani bunu, bu masum olanları geçebiliriz. Bunlar işte basit kirişler de olabilir. Veya sürekli olan saplamalar da olabilir. Ben şunu söyleyeyim. Biraz sonra söyleyeyim. Unutmadan söyleyeceğim. Yani önemli. Bizim işte klasik saplama kirişi. Ama nereden saplama kirişi? Saplama kirişi yapın ama kesme bölgesinde yapmayın. Değil mi? Yani bizim bunun için yani nasıl bir kesit yapmamız gerekir ki kesme bölgesindeki arttırdığımız işte kesme kuvvetini karşılasın. Bunu bir etreyle, askı donatısıyla aşamazsınız. Yani çok zor. Buna benzer örnekler çok fazla. Çok çok fazla. Yani maalesef yani şu hani bu bölgede yapılmaması belki daha iyi. Yani kaldırmak daha iyi, döşemeyi kalınlaştırmak daha iyi. Yani şunlar da mesela en sağdaki hasarın tamamen sebebi işte aradaki kiriş. Ortadaki de öyle. Bu en soldaki de öyle. Yani bina yeni bina. Bunlar tamamen tasarım hatası. Bunlar da adaylarımız. Değil mi? Yani bir tane daha göstereceğim. Bu Ankara'da olan bir aday. Ankara deprem bölgesi değil. Şu şekilde en sağdaki gibi yapılan çok tasarımlar da var. Şimdi arkadaşlar hani ben kullanılan programlara hakikaten yani artık her mühendis iyi kötü programı kullanması lazım. Ama şunu şey yapmak lazım. Programlar biz ne gösteriyorsak onu yapıyor. Şimdi siz hani basit bir şey söyleyeceğim. Kolonunuz var. Burada tanıttınız. Düğüm noktasını değiştirdiniz, bu tarafa aldınız. Aynı düğüm noktası çubuk da çalıştığı için bu tür hataları görmeyebiliyor. Çoğu zaman meslektaşlardan ya ben işte bunu yaptım, program kurtardı. İmzalamak zorunda değil. Biraz mühendislik gerekli. Yani bu en sağdakinin bu kolonla çalışmayacağını, bir de buraya hasar ilaveten vereceğini öngörmek gerekir. Bunlar da işte yine bizim. Şimdi bir arkadaşımız bana böyle bir fotoğraf attı. Hocam dedi böyle bir çatlak var. Tehlikeli midir filan. Tabii ben bunu anlamam mümkün değildi. Dedim ya bunun biraz bana hani geniş atabilir misin? Böyle bir şey attı. Çok ilgimi çekti böyle atınca. Ya dedim ben bunun bir projesini göreyim. Hani bu nasıl bir şey diye. Projesi böyle. Saplama şeyi. Tamamen ben bunu şey yaptım. Şuradan daha iyi göreceksiniz. 3 boyutlu yani üşenmedim modelledim. Yani muhtemelen de bunun programı kurtarıyordur. Yani şimdi düşünün burada nasıl bir ve şeyler yani şunların pardon şu kirişlerin hepsi de çatlak. Yani dikkat ederseniz yani çatlakları ben hepsini sordum. Burada da var, burada da var, burada da var ve saplama bu şekilde. Şurada da var. Yani her tarafta çatlak var. Bunu 3 boyutla modellediğimiz zaman yani yük akışı da böyle. Yani hani şey anlamda 3 boyutla modellediğimiz zaman böyle. Ha ben mesela şunu önerebilirdim. Yani hani şuradaki kiriş sürekli gelse buraya kadar daha masum.
Yani kiriş sürekliliği değil mi? Bizim hani bir düşey eleman sürekliliğimiz var. Hem düşeyde hem yatayda sürekliliğimiz var. İki tane sürekliliğimiz var. Burada zaten hani bırak yatay sürekliliği, yani sürekli olan bir eleman yok burada. Ben hani sürekli bir tane bir dış çerçeve var, hiç yok. Böyle bir şey. Bu yapılan yani bir proje, artık bir şey diyemiyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu ben hani çok böyle ispatlı falan değil ama hakikaten de şey. Eğer sizin dikine bir perdeniz varsa, bu bir saplamaya denk, yani bir kirişe saplıyorsa, saplanıyorsa, keşke onu çizme şansım olsaydı. Çok sıkıntılı. Yani eğer özellikle perdelerin dikinde saplama gidiyorsa orada biraz durun. Ben çok onunla ilgili hasar gördüm. Yani ne demek istediğimi anlatabildim bilmiyorum. Yani perdenizin dikinden bir kiriş gidiyor ve saplanıyor başka bir kirişe. Orada hasar olma ihtimali çok çok yüksek. Ben o tür çok bina gördüm. Yani çok denk geldim. Mümkünse kaçın o tür şeylerden. Tamam, saplama ben orta bölgelerinde biraz daha masum oluyor. Yaparız, geçeriz. Mesela perdenin eninden atarsanız çok sıkıntı olmuyor. Ama dikine çalıştığı doğrultuda, rigid tarafında yaptığınız zaman biraz düşün derim. Yani bu biraz sıkıntılı. Kiriş hasarları. Değil mi? Bizim kiriş hasarları daha çok kesme hasarları. Depremde en çok neyle karşılaşırız? İşte kesme hasarları. Valla yani bu kısa kiriş tabirleri çıktı artık. Yani bundan sonra biz hani biraz kiriş çalışırken, hani ben kiriş hasarları filan burada biraz daha çok hani bilmediğimiz veya denk gelmediğim. Çünkü ben de daha çok deprem bölgesinde gördüm bunu. Kısa kiriş hasarları. Değil mi? Bak, ha benim bahsettiğim olay şu işte. Yani eğer dikine bir perdeniz varsa buradan saplama çok tehlikeli. Yani bayağı bir sıkıntılı. Kısa kiriş hasarları. Yani bizim kirişimiz boyuyla, yani derinliğiyle boyu arasında bir işte aslında kısa kirişin tam tanımı yok. Yani tam bir şey yok. Kısıtlamaları var. İşte TS500'de veya işte Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'nde 1'e 4 gibi veya 2,5 katları gibi. Orada da ne önlemler alınacağını söylüyor. Şimdi Türkiye Bina Deprem Yönetmeni'nde de eğer 1 bölü 4 oranındaysa gövde donatısı ve çiroz koyuyor. Bunlar bizim için aslında hasarı kesmiyor, kısıtlıyor. Ama biz şunu biliyoruz. Çünkü biz mühendisiz. Eğer hasarın nerede olacağını bilirsem kontrollü hasarım olur o benim. Ha belki büyük bir çatlak olur. Ha ben derim ki arkadaş burada benim bir çatlağım olacak. Belki binam orta hasar olacak. Ama kontrollü bir çatlağım. Yani çatlağımın yerini bilmiş olacağım. Ben o kısmı biraz daha tekrar bir gündeme gelecek. Mesela kısa kiriş. Diyelim soldaki şey. Yani işgüzarlık. Değil mi? Yani böyle bir sistem yapmak, işte yani bunlar direkt kirişin kısa olduğundan dolayı hasar. Ben bunu daha evvel de şey yapmıştım, yani kısa kiriş oluşumunun bir engellenmesi var, bir işte kısıtlanması var. Neler olabilir? İşte kısa kirişi kaldırırsınız değil mi? Döşeme kalını arttırırsınız. Kısa kirişi kaldırmak bir mantıklı. Veya kiriş yüksekliğini arttırırsınız. Azaltırsınız, özür dilerim. Yani mesela bir kirişiniz vardır işte 2 metrelik yerde veya 3 metrelik yerde 50'liktir o. Siz onu 30'a kaldırırsınız veya işte 35'e, 36'ya, 40'a düşürsünüz ki kısa kiriş o kadar kesme kuvvetlerini talep etmesin. Veya çok yaygın değil bu. Bu daha çok başka sanayi tiplerinde olur. Mafsallaştırma veya mesnet rigidliklerini azaltma. Değil mi? Yani mesnet rigidliklerini azaltma. Ben nasıl kısıtlarım? İşte çapraz çekme donatları, yatay gövde çapraz, yani gövdelere çiroz konması, işte tekrar burada kısıtlaması şeklinde. Ben bunları hemen bir kısaca anlatmış olayım. Mesela sol üstte işte kirişin kaldırılması. Değil mi? Böyle bir basit bir şeyde ben kirişi kaldırırım. Orada kiriş süreksizliği olur. O da başka bir problem çıkartır. Veya işte mesnet rigidliklerini azaltırım. Bir tarafta perde varken işte onu kolona çeviririm. Kesitleri düşürürüm. Belki yani sistem genel anlamda belki işte basınca falan kurtarıyorsa diğer elemanları belki hani kesit arttırırım. Kiriş yüksekliğini azaltmak, çapraz kesme donatıları koymak. Bu tünel kalıplarda siz çokça rastlıyorsunuz. Bu çapraz kesme donatıları hasarı kesmiyor.
Yani hasarın oluşumu değil, kısıtlamasını azaltmasına faydalı oluyor. Evet, bir de işte Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde geçiyor. İşte gövde donatısı konma ve çiroz konulması. Bunlar şart. Eğer sizin yüksekliğiyle eni arasında 1/4 oran varsa mutlaka perdenizde çiroz olması lazım. Mutlaka. Ve gövde donatı olması lazım. Bunu ben şey yapayım. Perde hasarları. Bizim perdede zaten beklediğimiz hasar tipi bu. Değil mi? Yani eğer başka bir hasar varsa deriz ki arkadaş bir dakika dur, burada bir yanlışlık var. Yani tasarımsal hata veya başka bir şey var deriz. Burada mesela donatı görüyor musunuz? Bu soldaki taşıyıcı perde. Yani bunu ben bizzat çektim. Soldaki taşıyıcı perde. Sağdaki de taşıyıcı perde de yani donatı unutulmuş sanki orada. Yani donatı hani çirozdan falan. Bunlar yeni bina yalnız. İşin acı tarafı yeni bina. Hani diyeceksiniz ki ya burada hani yapı denetim var mı? Çok sorgulayamadım. Çok araştırdım, bir yerde değil. Mesela geçen orada rastgele bir yere şey yapmıştım. Birisi benden paylaşmış. Benim sesim vardı. Ben halbuki bir yerde paylaşmamıştım. Mal sahibi beni buldu bir yerden. Ya işte onu kaldır falan diye böyle bayağı bir sitem etti. Ben de o paylaşan benim sesim ama ben vermemiştim. Kim nereden almış bilmiyorum. Bir yerden demek paylaşırken hikayeden falan almışlar. Bu mesela yani artık bunu kabul edemeyiz yani biz hani böyle tür hasarları. Bir de tabii en soldaki kesme sürtünmesi perdelerde olabiliyor. Bazen de yani perdenin yani çok namına yakışmaz işte basınç. Değil mi? En sağdaki basınç. O da daha çok şundan kaynaklanıyor. Çok bir donatı yığılması var muhtemelen. Yani çok fazla bir donatı. Çünkü kesi çok fazla çıkmış. Kesme kuvvetini kurtarmadığı için işte etriye sıklaştırmış, donatı alanları artmış vesaire vesaire. Dolayısıyla beton girememiş oraya. Çok iyi yerleşememiş. Çok ince. Dolayısıyla bu site 6-7 bloklu bir siteydi. Yani 5 veya 6 tam hatırlamıyorum. Hemen hemen bütün bloklardaki aynı perde ve aynı hasar. Yani bu da bir nevi tasarım hatası diyebiliriz. İnanın bazen okullarda yani çok böyle sıkça şey yapıyorum. Bilmiyorum burada nasıl filan ama Anadolu'da özellikle bu zayıf kat dediğimiz. Yani zayıf kat dediğimiz çerçevenin tam oluşmaması. Değil mi? Yani çerçeve işte hani yapmama. Çünkü ortada kiriş sarkacak. Ya ben de diyorum ki çoğu zaman arkadaş sarksın. Ben diyorum kiriş sarktığı zaman kendimi güvende hissediyorum. Birçok müteahhitler, mal sahipleri, birçok kişiler bunu istemiyor. Ama istemek zorunda. Bu bina yani şöyle bu çektiğim bina 4 tane 1, 2, 3, 4 simetri ters simetri şeklinde. Ve inanın bütün katlardaki hasar aynı. Bütün na tamam bir yer. Burası 6-7 katlı kabası bitmiş. Herhalde 10-12 katlı olması lazımdı. İşte daha inşaat halinde tesadüfen ilgimi çekti. Aynı binanın simetrisindeyiz. Bu doğrultuda yani bu doğrultuda kiriş yok. Döşemede bir çatlak tespit ettik. Devam ettik. Nereye geldi diye. Burada bir kolonumuz var. Evet, bingo. Burada tekrar çatlağımız devam ediyor. Aynı çatlak, aynı karakter. Bu doğrultuda kiriş yok. Dolayısıyla bizim burada bakın yine aynı şeyde yani bu kirişle, özür dilerim, bu kolonla, bu şeyle, bunun arasında, bu kolon arasında ve köşe balkon kolonun arasında çerçeve yok. O doğrultuda çerçeve yok. Hemen hızlıca deminden duvar yıkıktı, rahat geçtik. Diğer şeye bakalım, çatlak nereye kadar devam ediyor? Bakın burada daha rahat göreceğiz. Çatlağımız devam etti, çerçevemiz yok ve burada umarım son bulur. Artık gidiyor. Nereye gidiyor bilmiyorum. Tamamen tasarım hatası bunlar. Demek ki biz bu yönde yani bu kolonu bu düzleme X dersem ve bu X düzleminde mutlaka kirişlerle düğüm noktası oluşturmak gerekiyor. Sadece şu alındaki kiriş yeterli kalmıyor. Binada bir ister istemez bir hasar oluşuyor.
Bunun ben arkasında gezdim, dört tanesinde gezdim ve 3-4 kat gidiyor. Yani bunda en ufak bir şey yok. Tabii biz yani döşemeleri genellikle işte üzerinde gezdiğimiz düşey elemanları taşıyan düşeyde taşınan veya işte hareketlilikleri taşıyan veya işte bizi dış etkenlerden koruyan diye şey yaparız ki depremde öyle değil. Depremde daha çok şu görevi var. Yani depremler esnasında eşit şekilde herkesin bir nevi ihtiyacı şekilde döşemenin bir dağıtma potansiyeli var. O bizim için çok önemli. Yani biz hani eskiden yani modellerken mesela kirişlere bazen deprem yükü falan veriyorduk biz. Hani daha kolay olsun diye sürekli kirişlere dışarıdan veriyorduk ki deprem kuvveti vermek için. Normalde hani rüzgar cepheden gelir ama deprem kuvvetleri tamamen döşemede oluşuyor. Yani onun için bizim döşemelerimiz biraz daha önemli. Yani artık yani çok ince değil. Bu daha çok işte tek doğruluktaki asmolen dediğimiz o dişli döşemeyi kaldırmaların sebeplerinden bir tanesi bu. Yükü çok iyi dağıtamaması. İşte buradaki döşeme hasarlarını gördük. Bunların çoğunda mesela yanılmıyorsam bunun üzerinde şu şeyde döşemenin üzerinde 20'lik duvar vardı mesela. Muhtemelen ona önlem alınmadı. Yani döşemede çatlaklarımız var. Ve şeye de devam ediyor. Döşemede çatlak devam ediyor. Kirişe oradan devam ediyor. Biz mesela bunu haritalandırdığımız zaman çok daha iyi görürsünüz ama çok detaya girmeyeceğim. Bu da bizim hani çok nadir rastlarız. Mantar döşeme. Yani nasıl hani böyle bir şey yaptığını görebilirsiniz. Bu da işte dişli döşeme hasarı. Hani bu çok yapısal değil ama insanın moralini bozuyor değil mi? Yani böyle bir dişli döşemede bir hasarın moralimizi bozuyor. Kaplamalar. Bilmiyorum yani inşallah yani temennim o ki yani kimse bir işte bina incelemesinde bulunmasın veya işte Allah kimseye göstermesin böyle büyük bir afeti. Ama şu var, geziyorsanız bu kaplamaları kaldırmıyorsanız binaya herhangi bir müdahalede bulunmayın. Ben çok gördüm. Bak bir örnek de göstereceğim. Mutlaka kaplamayı kaldırın. Özellikle dükkan katının düğüm noktalarını görmeniz gerekir. Düğüm noktasını görmüyorsanız bak burada bir örnek mesela. Özür dilerim. Çalıştırabilirsiniz. Eğer kaplamanız varsa mutlaka kaldırması lazım. Asma tavan veya neyse düğüm noktaları tespit edilmesi lazım. Burada dikkat ederseniz düğüm noktasını açtıktan sonra diğer taraftan gelen çatlak görüyor zaten gözüküyor tavanda ve burada. Ve bu çatlak kirişte de vardı. Bu devam videoda ediyor. Var bilmiyorum da. Ve biz tamamını açtırdık. Düğüm noktalarını açtı. Yani tekrar buraya geldiğim zaman burada da yani açılması lazım. Bakın mesela ki doğru tespit için. Bakın burada da hasar bunu var. Bunu ayrıntılı incelediğiniz zaman yani görebiliyorsunuz. Biz bunu hasarsız yapıp veya bunları göz önüne almadan geçecektik. Yani mutlaka bunların kaplaması ara ara açıp özellikle düğüm noktaları bakın burada da. O çatlaklar devam ediyor. Tekrar düğüm yani noktası böyle bir şey. Açıldı ve kontrol edilmesi lazım. Aksi takdirde bilmiyorum, çok uzaktaki arkadaşlar görebiliyor sağlıklı ama sağlıklı bir iş bu, yapılmaz. Ben hani arkaya tarif etmiş olmak için bu, söylüyorum. Da açtığımız yerde mesela kirişin altında demirlerin burkulduğunu gördük yani burada. Yani mesela mal sahipleri istemeyebilir. Ya işte döşemem gidiyor, olsun gidiyor burada. Yalnız sağlıklı bir iş olmaz. Ya doğru bir iş talep edecek veyahut da hiç yapmayacaksınız. Kusura bakmayın ben bunu imza atamam şeklinde bir talep yani öyle bir talep olmayacak. Dolayısıyla mutlaka sizin düğüm noktalarını açıp birebir kontrol etmeniz gerekir. Şimdi bakın genellikle mesela, yine şu var yani ama bunlar önemli gibi, olan yani Allah bir daha göstermesin o günleri. Depremin o ilk şoku atlattıktan sonra insanlar malını bir şekilde kurtarmanın derdine düşüyor. Yani haklı olarak yani malını kurtarma derdine düşüyor. Bu gibi yerlerde de birçok yeri kapatmanın derdinde oluyor. Yani mal sahibi olanlar kiraya verme ve satma derdinde oluyor müteahhitler veya kim neyse. Çok yanıltıcı olabiliyor. Yani delilleri kapatma gibi, karartma gibi. Ama biz yani böyle bir şeye ne derler? Yani öne şey olmamak için
yani özellikle dükkan katlarında, özür dilerim, kritik katlarda, bu değişebilir çünkü, kontrol edilmesi gerekiyor. Bizim yine deprem dersleri, bunu çok, bunu artık biliyoruz. Yani bir çekişleme olayını. Bu işte 6 metreye kadar 3 santim, ondan sonraki her 3 metre için 1 santim gibi bir minimum koşul var. Tabii bunun olması gereken biraz daha işte kat yer değiştirmelerine göre, ya bina önem kat sayısına bölmek vesaire. Yani biz aslında deprem derzi yeterli değil. Çoğu yerde gördüğüm zaman yeterli değil. Bunlar yine deprem bölgesinde birbirini çekişlemeden dolayı alan hasarlar. Yani bunun bende bir tane öğrencilere sorduğum bir şey var. İşte bina bayağı bir mesafe var. Diyorum ki sağındaki solundaki işte boşluğu niye bırakılmıştır? İşte havalandırma, izolasyon falan diye böyle şey yapıyorum, soruyorum. Onlar bayağı bir fazla bırakıyor. Yani biraz aşırı bırakıyor. Biz de hiç bırakmıyoruz. Yani bunun bir ortası yok mu denilecek? Hani biraz daha tasavvur etmek için bunu belki gördünüz. Sese gerek yok. Ha, göz oynuyor mu şu an? Evet. Yani burada şeyi göreceksiniz. Bakın yapının biraz daha böyle hareketini göreceksiniz. Yani bayağı bir salınım yapıyor. Birbirini çekiçliyor. Ya bir de mesela birbirini çekiçlen, yani çekiçliyor, hasar vermiyor ama o kata çıktığınız zaman bayağı döşemelerde, kirişlerde basınç ezilmeler falan görüyorsunuz. Yani insanların tavanda görüyorsunuz, yerde görüyorsunuz. Çoğuna da çıkamıyorsunuz işin doğrusu. Bayağı yıkılmış oluyor. Bir de bizim, ben bunu hani, yani ben bunu burada öğrendim işin doğrusu. Bu depremde öğrendim. Bahçe duvarları. Diyeceksiniz ki ne alaka? Biraz evvel kısa kolon hikayesi yapmıştım ya, veya işte burada kısa kolon da olabilir. Veya işte deprem derzi de olabilir. Bunu ne sayarsanız, ama buradaki deprem derzi diyebiliriz. Şimdi dikkat edin. Soldaki yapı, arada bahçe duvarı, dilatasyon olmadığı için, deprem derzi olmadığı için hasar almış. Sağdaki perde devam ediyor. Yine kısıtlanmış, kısa kolon gibi çalışmış. Orada ciddi bir hasar almış. Yani demek ki biz yine burada, bakın, bahçe duvarların hasarlarını göreceksiniz. Yani bahçe duvarı dahi yapsak araya mutlaka deprem derzi koyacağız. Yeteri kadar koyacağız. Yani hasar veriyor. Durduk yere binanın yeni sapasağlam, yanına sonradan yaptığım bir bahçe duvarı sizin binanıza zarar veriyor. İşte burada mesela bir parapet, değil mi? Yani dükkana yapılan o masum bir parapet. Tabii biz şeyin başında demiştik ya, işte yeterli dayanımda, yeterli sünekte ve yeterli rigidde olacak demiştik. Bizim yani sünek için, yani biraz daha süneklik kavramı özellikle biraz daha gündemimize geldi bu yönetmelikte. Daha da devam edecek. Biraz hani bu, belki burada biraz sünekli anlatılmaya çalışıyor ama şöyle de denilebilir. Hani bir hamuru çekersiniz, değil mi? Bırakırsınız. Şekli biraz bozulur. Herhangi bir kopma falan olmaz. Eski yerine gelmeye çalışır. İşte bu bizim için sünekliktir falan diyebiliriz. Veya işte yaş dal örneği olabilir, değil mi? İkisine dayanımlar hemen hemen aynıdır. Ama yaş dala basarsınız esner, kırılmaz. Kuruya basarsınız aşağı inersiniz gibi. Bu da böyle bir farklı olsun diye. Bu kavramları da dediğim gibi birbirinin tamamen böyle bir izah etmeye çalışmış olalım. Bunlar da işte hani bir sünek yapının, alttaki sünek olmayan bir yapının aldığı hasar kıyaslaması açısındandı. Şimdi tabii sünekle etkileyen faktörler filan, hani bunlara ben şey yapmayacağım. Dediğim gibi zamanımızı daha iyi değerlendirmek adına burada bir yapı periyodunu göstermek için daha çok işte depremde bakın. Ha mesela geçenlerde bunu görünce şimdi aklıma geldi. İşte bizim İstanbul'da Şirinevler'de bir minaresi çok yüksek diye kısaltmışlar, kesmişler. Ben de şu soruyu sordum. Şimdi hani şuraya bakarsanız, şimdi bakın, şurada yok. Şurada. Mesela yapının sünekliliğini arttırırsak rigidliği düşürüyor, periyodu uzuyor, değil mi? Periyodu uzadığı zaman ne oluyor? Deprem kuvveti azalıyor.
taraftayım. Yani şöyle düşünün. Yani siz periyodu ne kadar uzun yaparsanız deprem kuvveti az olur. Mesela yüksek binalarda, değil mi? Yani bilinenin aksine çok yüksek bir bina yaptınız. 60-70 metre yaptınız. Periyodu çok uzun. Veyahut da işte bizim Orhan Gazi Köprüsü buraya gelirken onların şeyleri kaç metre yüksekliği? En az bir 70-80 metre var herhalde. Fazladır belki. 100 metre yani ben şu an 70-80-100 dedik. Şimdi onun mesela periyodu kaç santimdir? 10 saniye filandır hiç yoksa. O deprem kuvvetini azalır. Kütlesine oranla daha azalır. Yüksek yapılar kütlesine oranla deprem kuvveti daha az gelir. Şimdi ben ara vermeyeceğim. Şöyle bir herhalde bir yarım saat 25 dakika gibi kaldı öyle tahmin ediyorum. Bir 15 dakika sonra iki tane somut binamız var. Ara vermeyi düşünmüyorum. Yani verelim mi bilmiyorum. Devam ederiz. Yani devam edelim sıcağı sıcağına. Şimdi bizim yine işte deprem bölgesindeki beton alt şartlarımız falan bunları geçelim. Evet. Bunları mesela görüyoruz. Yani bu segregasyonları mesela şu sağdaki ve soldaki Elbistan olması lazım. Biz binayı inceleme, bu sağdaki binayı size şöyle söyleyeyim. Yani biz bayağı bir daha sonra hep böyle soğuk zaman gittik. Binada ben o kadar kolon oranı fazla bir sistem görmedim. Ve mal sahibi kelebek şeklinde yapmış. Projesini falan hani bizde vardı. Sonra yani alacaktık işin doğrusu, daha görecektik. Hep soğukta sıcakta geldik, o telaşla unuttum. Kelebek şeklinde yapmış, çok da kolon var. Ama inanın hasar almayan girişi yok. Yani çok aşırı rigid yapılmış bina. Ve na tamam bir yer, daha işte kabası bitmiş. Burayı bir gördüğümde, ya buraya demen su katmışsınız dedim hemen. Bu gibi yerlerde genellikle su katıyorlar. Ya dedik biz beton yetmemişti, su kattık falan demişti. Tabii siz su katınca sağ taraftaki gibi böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bizim tabii ki yeni binalarda özellikle segregasyon, değil mi? Ben bunlara girmeyeceğim. Bunların tanımlarını buraya yazdım özellikle. Yani hem böyle biraz işte bizim bunlar deprem bölgesinde soldaki mesela insanların moralini bozuyor. Kusur açığa çıkıyor. Sağda da mesela bir hasar sebebi. Bina yeni, sağlam, bir şey yok. Ama bunu gördüğünüz zaman insanlar tedirgin oluyor. Değil mi? Yani bu hani olmaması gereken. Bakın burada bir şekilde kusur açığa çıkıyor. Örnek çok. Yani çok çok. Yani ben hani resimleri şey yapsam. Bunlar da adaylarımız. Hani bunlar da yeni gelen şeyler. Muhtemelen yani ben söylemiş olayım buna. Eğer su jetiyle bunu güzelce temizleyin. Eğer böyle bir şey gelirse şantiyelerde. Yüksek dayanımlı tamir harcıyla. Eğer derinse, yani derinse enjeksiyonla veyahut da daha büyükse yukarıdan gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Yani illa hani binayı yıkacağız falan diye değerlendirmeyin ama bu şekilde de yani böyle bir harçla, sıvayla bilmem kapatmaya uğraşmayın. Biraz profesyonel kapatın. Çünkü o tamir harçlarının dayanımı çok yüksek, bayağı da iyi iş görüyor. Yani ben hani şahit oldum. Bunlar da adaylarımız. Yani öbür gibi deprem olduğu zaman, aa burada hasar oldu, yeni binaydı. Ya zaten olacaktı. Biz bunları biliyoruz. İnşaat mühendisleri olarak bunların anlatılanların çoğunu biliyoruz. Ama maalesef ne derler, deprem mühendisleri, deprem mühendisleri demeyeceğim, jeofizik, işte jeoloji mühendisleri daha iyi biliyor. Her şey öyle gidiyor işte. Deprem. Bir de bizim bu çökme şeylerimizden de var. Bizim mesela onu çok denk geliyoruz. Uygulamada da. Normalde santralden çıktıktan sonra eğer bir katkı konmuyorsa 2 saattir. Bakın yani burada şantiyede denetimci arkadaşlar vardır. 2 saati geçirmeyin eğer özel bir katkı yoksa. Beton biraz çamurlaşıyor. Çamurlaştığı zaman sen zannediyorsun ki dökülüyor falan, hep altta boşluk kalıyor. Örnekler göstereceğim ben hemen. Bu betona su katmayla ilgili. Buna geçelim. Bu şekilde boşluklar kalıyor. Ha bu donatının sıklığından da kaynaklı. Göremiyorsun çünkü çamurlaştığı için. Özellikle yanılmıyorsam soldaki bina yepyeni. Hiçbir şey yok. Zemin katta da hasar yok. Zemin katta bir kolonda böyle bir yatay çekme şeyler vardı. Onu da fotoğraflarını göstereceğim şimdi. Alta indiğimiz zaman videosu da var. Boşluk bırakmış, onu harçla kapatmış. Ondan sonra, işte bu. Oynayacak herhalde, evet. Bak, burada bir boşluk var. Ses gelirse daha iyi olacak. Üstü kapatılmıştı.
boşluk var. Ve şu anda da boşluk var, evet. Tabii, hala. İşçilik hatası bariz. Zaten şu tarafta net belli olsun. Tamam, geliyorum. Yani. Kaleşini burada görebilirsiniz. Şurada örtmeye çalışmış. Bakın burada kaleşini. Bayağı bir boşluk vardı burada ama sıvacı kapatmış. Suda örtmeye çalışmış. Yani bu ayıbı örtmeye çalışmış. Aynen. Tabii. Burada da bundan dolayı çirişe durduk yere ağır atar. Evet. Evet. Maalesef. Zamanında bunu enjeksiyonda doldursaydı. Normalde yani ben hani çok şey yapmayacağım. Normalde yani size hani bir tecrübe aktarım ama yukarıdan doldurmasın. Lütfen algılayın. Onun için enjeksiyon daha çok buraya dökülmüş. İlk gittiğiniz zaman binaya işte müteahhitler veya o işte sorumlu hemen sizi bodruma sokmak istiyor. Bodrumda çizik dahi yok. Ben de bodruma girmek istemem. Ya zaten bodrumlar dört tarafı perde olduğu için, rigid kat olduğu için deprem kuvvetleri yok zaten orada. Orada sadece düşey yüklerden dolayı. Eğer hem perde oranlarının eksikse başka işte bunun gibi kusur açığa bir önceki videoda gibi gelir. Onun için ben bodrumlara çoğu zaman yani bakarsınız, korozyona bakarsınız, efendim nemlenmeye bakarsınız, eksik imalatlara bakarsınız değil mi? Çoğu zaman işte ya işte benim bodrumda çatlak yok ama yukarısı gitmiş şeklinde. Onun için hani bodrumdan başlamayın genellikle. Yani, ha kolonların yerini anlamak için olabilir ama hasar tespitine gittiğiniz zaman bodrum bakacağınız en son yerlerden biri olabilir. Tabii bunlar da aday. Değil mi? Yani bunlar da aday. Neye aday? İşte depremden sonra üzerine bir de şey gelecek. Oturmasına, hasar görmesine aday. Bunlar da adaylarımız. Tabii bizim çelikle ilgili bir standartımız var. İnşaat demiriyle ilgili, donatılarla ilgili. Bunları geçelim. Tabii bunlara çoğu zaman dikkat etmiyoruz bu hani B420C olacak. Yani eğer S420 ise mutlaka karbon oranına bakılması gerekiyor. Mesela biz bunu da gördük. Ben mesela araştırdığım zaman mesela o bizim o Fatih Bey'le mesela o veya ona yani onun olduğu bir ortamdaydı hatırlıyorum. Bir bölgeye 1000 ton mu ne şey gelmiş, inşaat demiri gelmiş. Çekmeye tabi tutuyorlar. Çok bel, çok bozuk. Çabuk kırılıyor. Karbon oranı mı yüksek? Artık tam bilmiyorum. Yani hikaye şöyle, hikaye değil. Yani birinci ağızdan duyduğumu söyleyeyim. O 1000 tonu yani şey kabul etmemiş. Ne derler? Sahaya iğneni kabul etmemişler. Kaldırmışlar. Ama o şeyde, o yani il dışına çıkmadan bir şekilde eridi bitti. O bölgede. İşte örnekler. Yani donatı biz nasıl bekleriz? Deriz ki ya biraz önce hafiften uzar. Ondan sonra bir sünek şekilde kırılır. Bunlar kraker gibi kırılmış. Gibi. Bakın sağdaki dahi göreceksiniz. Değil mi? Yani böyle bir kırılma şekli yok. Korozyon zaten bizim herhalde Marmara için çokça böyle canımızı sıkan bir şey. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Yani not olarak söyleyeyim. Eğer bir kirişte böyle dikine bir çatlağınız varsa, kolonda da böyle bir dikine çatlağınız varsa, arkada bir hasar yoksa hiç boşuna araştırmayın. %99 korozyon çatlağıdır. Hani buna yok kesme çatlağı, yok basınç, yok bilmem. Yani zihninizi yormayın. Direkt açıp bakabilirsiniz. Biz mesela şöyle en soldaki gibi bir yer gördük. Ben korozyon dedim. Bunu açıp bakalım dedim. Sağ tarafta kırdığımız zaman sağ tarafta gibi bir korozyon hasarı görmüş olduk. Tabii bunlar da başka bizim şeylerimiz. Bizim özellikle deprem eğitimi verilmişti. Ben bunu yıllar evvel de şey yapmıştım. Hani yani çok doğru bir yaklaşım olmadı. İşte bir donatı burkulduğu zaman işte çatlak sınıfları falan vardı. Direkt ağır hasara giriyordu. Şimdi bu şekilde görüldüğü zaman ilk etapta ben dahi işin doğrusu, ben ikinci gün falan ancak anlayabildim başka yerlerden gördükten sonra. Mesela biz buna hep ağır hasar dedik ilk başta. Yani buna ağır hasar demek biraz yazık olur diye düşünüyorum. Çünkü niye? Yani onu göstereceğim. Şimdi daha çok, ben bunu videoda da anlatmıştım ama burada ben direkt anlatayım. Biz bu şekilde kalıbı bağlıyoruz. Bu tarafta paspayımız yok. Bu taraftan herhangi bir şeyle de bağlamıyoruz. Beton dökerken buradan vuruyor çoğu zaman. Ve senin kalıbın bittiği zaman bu tarafa dayanmış oluyor. Bunu usta üste çıktığı zaman, aksını aldığı zaman böyle bir şey çıkıyor ortaya. Ondan sonra anahtarla veya neyse ben onu bilmiyorum, darp ediyor içeri doğru ve içeri alıyor.
Yani şu şekilde. İmalatlar bu şekilde. Denk getiremiyor, kayıyor. Ondan sonra biz işte ağır hasar. Ya değil ağır hasar, dur etmeyin tutmayın. Yani şu. Sistem bu. Donat eğdiğin zaman kusur açığa çıkıyor. Bunu inanın bu fotoğraflar, abartmıyorum, Samandağ'ından Gürün'e kadar birçok yerde var. Ben çok deprem bölgesinde gördüm. İslahiye'sine de gittim. Türkoğlu'na da gittim. Samandağ'ına da gittim. Antakya'ya da gittim. Yani şu hasar globalleşmiş yani. Böyle artık uluslararası olmuş. Yani ve bunu ilk başta herkes ağır hasar demiş. Ağır hasar değil bu. Burada bir işçilik hatası var. Ağır demek biraz yazık olur. Çünkü hep dış kolonlarda hep aksatmış. Dikkat edin. Hepsinin ortak özelliği anahtar izi var orada. Bakın hepsinde çok çok bu. Ben de belki daha geride 100 tane vardır yani. Bıktım yani artık çekmekten. Hepsi bu. Daha sonraki günler gittiğim zaman tabii paslandığı için anlayamadım. Bunları ilk günlerde görebiliyorsunuz. Daha sonra gittiğimde tabii yani kaç işte 4-5-6 ay sonra gittiğimde bunları hepsi paslandığı için anlayamadım ben de. Bunlar hep böyle. Tabii yani sadece onda kalmıyor. Çoğunda hemen hemen hepsinde. İşte senin şurada bir etiyen yok. Yani boğaz kısmında. O da var. Yani hani burada bir öyle bir şey var ama sen üst kısmında etiyen yok. Çirozun yok. Bir de böyle bir aşmazımız var. Yumuşak kat hasarları. Tabii bunu artık sıvılaşma ile ilgili. Bu daha çok İskenderun'da ve Gölbaşı'nda. Gölbaşı'nda. Adıyaman Gölbaşı'nda daha çok olmuştu. Burada mesela zemin iyileştirmesi yapılmış. Yani soldaki şey için söylüyorum ben. Bir oturma yapmış. Yani oturmayı dilatasyondan canlı görebiliyorsun. Bu da Gölbaşı'nda. Ben espri olarak çekmiştim. Ya bu mescid olsaydı kıblesi ne olmuştu falan diye espri olarak da paylaşmıştım. Yani deprem kuvveti böyle bir zemini çeviriyor. Burada şöyle bir şey var. Oraya biz bir öğrenci arkadaşımızla, benim orada olduğumu görünce bizim bir daha evvel böyle bir öğrenci arkadaşımız vardı. Yani hocasıydım daha doğrusu. Katılmak istedi. Gölbaşı'nda olan birisi. Kullandığı şey şu. Biz şu ana kadar yaptığımız bütün zemin, hiçbir zemin etüdü bu bölgede yapılmadı. Muayene çukuru dahi açılmadı. Kopyala yapıştırla bu sistem yapıldı. Şurada işte filancanın bir tane inşaatı var. O da kazık yapmıştı. Biz o inşaata gittik sağlam. Yani kazık yapmış. Ben işte kazık projesinde de görmedim. Sadece duyum olarak söylüyorum. Ama bütün bina orada. Yani Gölbaşı çok hasar aldı dendi ama Gölbaşı'ndaki en büyük sıkıntı, yani tek sıkıntı diyebilirim. Şey ne derler? Zemin sınıfıyla. Hatta bir tanesini bir örnek daha belki depreme mal olmuştu. Hatırlar mısın? Devrilmişti böyle. Değil mi? Devrilmişti. Orada bir şey dikkatinizi çektim bilmiyorum. Muhtemelen dediler ki orada temel kalınlığı çok fazlaydı. Yani bir 1,5-2 metre falan vardı. Bina sayısı 5-6 katlı çok kalın. Bunlara birisi dedi ki ya burada zemin çok kötü. Ben senaryo çiziyorum. Ya işte temelini sağlam yap. O da papuçları arttıracağını değil mi? Yüzey alanını arttıracağını herhalde kesin arttırmış diye düşünüyorum. Yani sıvılaşma. Burada da mesela binalar oturmuş, ortası kabarmıştı. Ben bu videoya da çok girmeyeceğim. Tabii tünel kalıplarda da tabii bunlar da bizim mesela direkt bir tünel kalıp şey yapıyorsanız direkt bakacağınız yerler kapı üstleridir. Yani hasar alma ihtimali çok çok yüksek olan yerler. İşte bunu çapraz yani çapraz donatlarla ancak sınırlarsınız. Tamamen kaldıramazsınız. Bu da bizim çok klasik yığma duvar hasarımız. Yığma duvarda deprem hasarı böyle olur. Yani bana kalemle bir çiz nasıl olur deseniz işte bu. Bu da Antakya'da belki hani şeydir. Burası betonarme yeni bina. Burası yığma. Herhalde bu bazı programlar yığmayı çözüyor karma. Orası hasar aldığı için, yığma hasar aldığı için o da öyle bir enteresan bir şey olmuş. Tabii bizim merdiven hasarlarımız da, merdiveni kimse çok basitsiyor. Değil mi? Bayağı bir merdivenlerde de sıkıntımız var. Mesela burada mesela kotu tutturamamış, doldurmuş buraya. Yani bir kesit arttırımı falan var. Demir yollarımız, biri ortadaki sağdaki Türkoğlu, soldaki Gölbaşı olması lazım. Bayağı bir es yapmış. Bunlar
Gölbaşı Malatya arasındaki o yollar, yani depremden sonra bir de şu var, hani bölgede şu, yani bir afet anında bir kere 72 saat dışarıdan yardım gelmeyeceğini bilerek düşünmek lazım. Bizim vatandaşımız haklı olarak, yani canı yanmış haklı olarak diyor ki daha nerede devlet gelsin falan değil. 72 saat çünkü senin yolun kapalı. Bir yerden giremiyorsun. Tabii bizim temizlik, yani bunlar da aday olacak. Yani o hasar alması çok muhtemel. Tabii tesisatlardan artık bayağı bir somutlaştırdık. Şu mesela İslahiye'de olması lazım. Binada hiçbir şey yok. Adamlar tesisatı böyle geçtiği için hasarlı. Orada yine bir hasarlı. Yani tesisatlar biri kolon içine koymuş, biri başka yere koymuş filan. İşte tesisatlardan dolayı olan hasarlar. Değil mi? Bunlar da adaylar. En sağdaki benim projem. En sağdaki. Hasbelkader inşaata gittiğimizde gördüğüm manzara bu. Şok oldum. Yani bizim tasarımını yaptığımız bir şey. Böyle o delmiş. İçten açılan bir tesisat. Delmiş. Ya binada hiçbir şey yok. Hani bir şey olmaz genelde. Değil mi? Ama şeyim yapmış. Böyle hasar verir. Sonuç bu. Binada hiçbir şey yok. Yazık. Buradaki çatlak, buradaki hasarın sebebi. Buna da ağır hasar vermişler. Gözüken, ben dedim ya buna itiraz edin, düzeltin. Hani buradaki gerekse hani konsol bir daha yapılır, başka şey olur filan. Yani biz mesela hani kiriş delinmez diyoruz ya, kiriş deline bir, yani özür dilerim, kirişte önce boşluk bırakabilirsiniz. Nasıl boşluk bırakabilirsiniz? Bizim hani deprem kuvvetleri tersini kuvvetlerdir. İşte bizim daha çok hani bu bölgelerde bir şöyle bir donatıyla önceden planlarsanız bırakılabilir. Ha, bırakmak zorunda kalırsanız, çok da tasvip edilmese de. Tabii bizim bindirme boylarımızda olan hani bu sıkıntılarımız var. Direkt sıyrılmayla ilgili, paspaylarıyla. Zaten bölgede paspayı çok kullanılmamış. Değil mi? Bir yerde fazla, bir yerde eksik filan. Bir de bağ teli. Bundan çok görüyoruz. Ya bağ telinin yani bina dayanımı ile ilgili doğrudan bir şeyi yok. Etkisi, katkısı, bir şeyi yok. Beton atınca görevi biter. Soldaki mesela iyi bağlanmadığı için sıyrılmış, değil mi beton atarken? Sıyrılmayacak. Olması gereken beton prizini alıncaya kadar donatı olması gereken yerde duracak. Bu da bizim işte duvar hasarlarımız. Ben şunu gördüm, özellikle tek yönlü dişli döşemelerde duvar hasarları daha fazla. Şu da mesela konsola merdiven şeyi bindirmiş. Tabii kiriş olmadığı için olduğu gibi kırılmış burada mesela. Şurada. Tabii depremde sadece bu hasarlar değil, son derece de fazla araç hasarları da var. Antakya'nın çıkışında böyle araç mezarlığıydı. Belki şimdi daha da artmıştır, azalmıştır. Tabii muhtelif hasarlar da oluyor. Altyapı patlıyor, sağda havalimanı var, solda haberleşmeyle ilgili sıkıntılar başlıyor. Bir de mesela şeye çok denk geldik. Yani burada makine mühendislerinde soldaki su depolarıyla ilgili bir deprem kuvveti yapmalarını, hemen hemen bütün su depoları soldaki hasar vardı. Birçoğunda hasar vardı. Yani içinde su olanlar da deprem kuvvetiyle hasar almış. İşte evler, mutfaklar. Taban izolatörüne girmeyelim. Bu da daha sonra güçlendirme adına yapılan reel şeyler. Yani keşke hiç yapmasalar. Ya bu kısa kolon mu dersiniz, cinayet mi dersiniz? Bu gerçek resimler. Öyle hani yani birisi sanki şakadan yapmış gibi değil. Hakikaten yani mesela yani bir şey diyemiyorum. Yani şunu mesela yapmış, çapraz koymuş. Yani sanki şeyi çalıştırıyor, bilmiyorum. Bu da modern şeyler. İşte lifli polimerler. Bir de şu çıktı. Aramızda FRP ile uğraşanlar falan var mı bilmiyorum ama biraz frene basmakta fayda var. Yani FRP, yani lifli karbonlar dediğimiz çok ilahi bir malzeme değil. Evet, çelikten 8 kat, 10 kat, 12 kat daha çekme kuvveti fazla. Ama senin binan bir kere rigid değil, değil mi? Yani senin binanın kat yer değiştirmesini şey yapamamışsın. Her tarafa onu sen sarıyorsun. Ben gördüm mesela bodrum perdesini yapmış komple FRP.
Bu yani sen duvar kağıdı yapsan aynı şeyi çalışacak. Çünkü yani bir şey diyemiyorum. Belki aranızda da vardı ama biraz FRP'de frene basın. Ancak ikincil eleman olarak kullanın. Benim tavsiyem yani birincil eleman önce bir kat yerleştirme, binayı bir rigidleştirme, yeteri kadar rigid yapmanız lazım. Evet, bunlar süneklik kapasitesini arttırıyor, çekmeye karşı iyi, kolonda basınç dayanımını arttırıyor vesaire vesaire ama bunun sizin eğer sizin rigidliği arttırılacak, yani binanın genel stabilitesini koruyacak bir şey düşünmek lazım. Deprem yönetmeliğinde bu 17. bölümde tavsiye, bununla ilgili şimdi iki tane bir örneğimiz var. Bize daha çok tavsiyesinde işte aks aralarının, yani buna dikkat etmek lazım. 3 ile 7,5 yani 3 metreden az olmasın önerir, 7,5'tan da çok olmaması. 17. bölümdedir bu yani ararsanız. İşte burada işte Sakarya'da göçen tek açıklıklı bir yer. Şimdi yine deprem yönetmeliği işte 4 metreden fazla olmasın der her katın. Bir de katlar arası haş değişiminin %20'den fazla olmamasını önerir. Ha biz deriz ki biz mühendisiz, yaparız. Evet yaparız. Bazen diyorlar ki ya işte binam depremde işte hiç hasar almasın, şöyle olsun böyle. Ya diyorum ki bak bunun bir bedeli var. Yani maddi bedel değil bahsettiğim. Bazen kullanım fonksiyonu. Ben öyle bir yaparım ki sen mutfaktan geçerken fonksiyonu bozulur. Veya manzaran değişir. Değil mi? Biz mesela hiç unutmam. Biz Boğaz'a önünde park var. Bir yalı değil de ona benzer bir bina güçlendirmesi yapılacak. Sağı solu bir çık. Binanın cephesi 5 metre. Binada çok yeni değil. Şimdi ben önüne perde koysam arkaya koyabiliyorum. Yanlara da koyabiliyorum. Önüne perde koysam yani Boğaz manzarası bitti. Hani bunun bedeli kullanım yani bozukluğu olabilir. Görsel bozukluk olabilir değil mi? Yani onun bedeli o. Şimdi iki tane örneğimiz var. Bu Gaziantep İslahiye'de. Burada kat alanları falan var. Belki bunu da görmüştürsünüz. Ben bunu paylaşmıştım. Burada işte kat yükseklikleri genellikle eşit. Döşeme işte asmolen. Kanca 90 derece. Çiroz yok. Başka ne söyleyebilirim? Yani yapıda aslında çok büyük düzensizlik yok. 2007 yönetmenine göre yapılmış. Kolon kesitleri aşağıda 25'e 80 çok narin olan kolonlar var. O benim hoşuma gitmedi. Birinci derece deprem bölgesi. Taşıyıcı sistemi bu. Yani böyle bir aşina olsun diye ben şimdi noktalarına şey yapacağım. Bunu belki hatırladınız. Bina bu. Bitmiş hali bu. Şimdi depremde böyle bir hasar alıyor. Değil mi? Yani İkinci kat yok. Tamamen ikinci kat yok. Çok enteresan bir hasar şekli. Hani biz yumuşak kat, zayıf kata alışmıştık da. Hani özellikle dükkan katlarında niye? Dükkan katında duvar olmaz. Kat yüksekliği fazladır. Değil mi? Bundan dolayı deriz ki rigid değil. Ha bunu yaparız. İsterseniz bir dükkan katı 10 metre olsun. Ben onu yaparım. Yeterince rigid yaparım. Yer değiştirmelerini sınırlandırırım. Gerekli önlemlerimi alırım, yaparım. Yani bana ikaz etti halde. Ama burada yani onu gerektirecek bir şey yok. İşte hani duvardaki o oranlar desek alttaki duvarla aynı. Zaten alan büyümesi yok. Şey büyümesi yok. Vesaire vesaire. Bunların farklı şeyleri. Yöndeki şeyleri. Ben bunu paylaşınca birkaç böyle arkadaş daha şey göndermişti. Bakın bina bu şekilde. Bu da yıkılmış hali. Şimdi beton kalitesi 8.64 ile 27.81 arasında. Şu an beton nereden numara alındığını bilmiyoruz. Yani bilirkişi de bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Yalnız ortalama birim hacim ağırlığı 2.74. Segregasyonlar var görüyorsunuz. Yalnız burada etriye araları çok fazla. 30-32 santim. Böyle bir sistem. Benim projeyi biraz daha yaklaştırdığım zaman ilgimi çeken bir şey oldu. Mesela yani bunu mesela biraz dengeleyebilir miydi? Hani ne bileyim kiriş buradan geçiyor. Biraz dengeleyebilir miydi? Veya şurada dikkat ederseniz bakın şurada mesela bu kiriş bu taraftan olsa bakın yarısı boşta kolonun. Değil mi? Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum görebildik mi?
şuradan sonrası boşta. Yani şuradan sonrası bu kolonla temas etmiyor. Uygulamada nasıl yapıldı bilmiyorum ama tasarımı böyle. Aynı şekilde burada da var. Yani dikkat ederseniz şurada, yani şurada burasını tutan yer belki 30 santim. Kiriş 50'likse 30 santimi tutuyor. Aynı şekilde diğer simetrisinde de öyle. Yani daha çok işte millet kolon kesmiştir filan diyor ama yani kolon kestiğin zaman yani pres şeklinde çökme beklemezsiniz. Değil mi? Yani böyle olduğu yere. Daha çok kolonun görevini görecek başka elemanlar, düşey taşıyıcı elemanlara zorlanır. Bir başka bir tarzda şey yapar. Benim daha çok o betondaki özellikle farktan dolayı zaten bölgede biz onu sıklıkla görüyoruz. Yani kurak bir bölge yani ve sıcak bir bölge. Muhtemelen ben öyle senaryo, beton dayanımı ile ilgili ciddi bir problem vardı. Şimdi ben burada biraz şey olmuş. Bizim burada Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği burada aslında biraz tam tanımlayamıyor. Yani şöyle tanımlayamıyor. Biz işte biz buna zayıf kat, bilirkişi raporunda da zayıf kat diye tanımlanmış ama biz zayıf katı sadece etkili kesme alanları, etkili kesme alanları dediğimiz alan hesabı yaptırıyor. Neyi yaptırıyor? İşte iki doğrultudaki işte kolonların değil mi? Perdelerin alanları. Duvarların da 115 kadar toplattırıyor. Altla üst arasındaki orana bakıyor. Aslında bu yeterli gelmemiş, gelmiyor. Demek ki biz bunu bundan sonra şey yapmamız lazım, ne derler? Sanki buraya bir rigidlik de, yani etkili kes, sadece enkist alanların toplamlarının değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Yeterli gelmiyor. Burada yönetmeliğin, belki önümüzdeki yıllarda, ben bunu yazacağım zaten ilgili yerlere, belki burada bir rigidlikle de ilave edilmesi lazım. Sadece bu bahsettiğim B1 düzensizliği. Biraz evvel bunu mükerrer olmuş ama bir tekrar bir bina, ikinci bir şeyimiz olacak. Bu bir iki kere olmuş. Bu da bir İskenderun'da. Bunun şeylere ulaştı ama ben yani telefonda bir problem oldu. Dosyaları atarken, belki size de olmuştur birçok yerde, dosyalar duruyor ama megabaytı çok çok yükseldi, açılmıyor. Aşağı yukarı böyle bir 100'ün üzerinde, 120 üzerinde datam gitti. Bunları kurtarabildiğim kadarıyla. Bunu sonradan koymuştum. Bu İskenderun'da böyle bir bina. Bu da çok böyle gündeme gelen. Bunun birçok şeyleri vardı bende ama çok sınırlı olacak ama anlayacaksınız ne olduğunu en azından. Güzel bir örnek. Binanın ilk depremde önce sol bir tarafı yıkılıyor. Ondan sonra diğer tarafı yıkılıyor. Binaya bu şekilde. Merkezde bir bina. Binanın projesi bu şekilde. Aşağı yukarı 7.5'a, yani biz böyle hani biraz daha anlaşılsın diye söylüyorum. Şu dar tarafı biraz daha az, geniş tarafı 7.5. 40 metre, 41 metre. Bir bina. Döşeme kalın 15. Biraz daha yakından baktığımız zaman buralarda havalandırma boşlukları var. Biraz daha yakından bakabildik mi, bakamadık. Orada bu tarafında da var havalandırma boşluğu. Şimdi binaya baktığımız zaman burada daha iyi görürsün. Burada bir tane daha aksar, orayı almadım daha iyi gözüksün diye. Bu doğrultuda herhangi bir çerçeve var mı? Yok. Yırtıklar var mı? Yok. Yani binanın enteresan bir şekilde önce bir tarafı tamamen kopuyor, uçuyor, gidiyor. Şuradan sonrası. Daha sonra da burası gidiyor. Yani binanın X doğrultusunda tutan herhangi bir elemanı yok. Ve bina 13 katlı bina. Cephesi bir taraf 6, bir taraf 7. Geniş derinlemesi 40 metre, 41 metre. 40.5 mu? 40-70 mi? Öyle bir şeydi. Bir, burada şimdi yani nasıl, yani bunun devrilmeye karşı zaten tutturmanız çok çok zor. Yani şu şekilde perdeler teşkil edeceksiniz ki öyle bir binayı, yani dikine dikine ve bunu öyle bağlayacaksınız ki, yani bunun bir kere bilmiyorum ama imarı sorgulanması lazım. Yani böyle bir sıkıntılı şey. Zaten yani göreceksiniz bu yapım esnasında, değil mi? Burada gözüküyor. Ben mesela dikkat ederseniz bu yapım esnasında bile seyimler var. Şurada mesela o döşeme, şu döşeme. Şu döşeme. Yani seyim yapmaması zaten şuradaki döşeme. Şu.
Yani dik görüyorsanız şuradaki döşeme. Yani yaparken bile seyim yapmış. Yani yaparken bile seyim yapmış. Böyle yapım şeyi. Değil mi? Yani bunu yani mühendisliği zorlamaya gerek yok. Yapar mıyız? Evet, yaparız. Ama biz yaptığımız zaman siz bu binayı kullanamazsınız. Niye? Çünkü mimari fonksiyonunuz değişir. Çünkü devrilmeye karşı hakikaten tutamazsınız. Bu elemanlarla tutamazsınız. Bakın böyle bir bina. Yani ben hiçbir şey bilmiyorsam bile, yani halk olarak bile bundan biraz korkarım. Tabii etrevi işçilik de zaten böyle. Şimdi ben bunu okumayacağım. En sonuna koydum bunu. Yani böyle bir özellikle hani şunlara dikkat edin diye. Ben de yoruldum. Biraz da soru cevaba bırakayım. Biz genellikle böyle kumpasla ölçüyoruz. Değil mi? Şantiyeciler bilir, demirin yerini tebeşirle çizer. Usta da gelir, baltayla keser. Değil mi? Yani sözün özü bu. Ben erken mi bitirdim, geç mi bitirdim, saat şeyi yapmadım. Biraz sabrınızı da zorlamak istemedim. Özellikle yazı kısmını uzun programlarda okuyordum, tartışıyorduk. Burada sizlere artık vereceğim ben PDF olarak. Bir şey yaparsınız. Yani güzel notlar var o özellikle okunacak. Son şeyi harfiyen uyguladığınız zaman hakikaten ders çıkaracağınız şeyler olur. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız varsa biraz da soru cevap kısmına şey yapmış olalım. Yapılardaki hataları mı önüne geçmek lazım? Şimdi bu şeye benziyor. Yani ikisi aynı anda yapamayız. Niye yapamayalım? Şimdi mevcut binaları düzeltmek ayrı bir disiplin. Yeni binaları yapıp düzeltmek ayrı bir disiplin. Aynısını aynı anda harekete geçirebiliriz. Yani önceliğimiz şu olur. Mevcut binalarda düzeltebileceklerimi düzeltme yoluna gideriz. Diğerlerinde yani yenilerde de düzeltme yoluna gideriz. Yani aynı anda yapmak lazım. Yani bir tarafı boş bırakma falan değil. Ben Bursa'ya çok çalışmadım ama şunu biliyorum. İstanbul'da 10 binadan 7'si 2000 öncesi. İstediğiniz kadar yeni inşaatları toparlamaya çalışın. Şu andaki işimiz ticari sistem tespit protokolü. Nilüfer bölgesinde başladık biz bir yıldır. Sizin bu yaptığınız işi yıkılmamış binalarda yapıyoruz. Hep çoğu da 2000 sonrası yapılan binalar. Çok yüksek maliyetli binalar. Hatasız bina görmedik. Şimdi bizim yani inşallah milat olmuştur diyorum. 99 hakikaten bir milat oldu. Bu depremde de milat olmuştur diyorum. Biraz çeki düzen vermek adına gerçekten önemli. İnsanlarımız çok bilinçsiz. Yani biraz bazı şeyler, sevindirici şeyler oluyor yapı denetimler özellikle. Bu yapı denetimlerin havuz sisteminden sonra ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yani biraz daha iyi diyorum. İnşallah yapı denetimci arkadaşlar da bunu suistimal etmiyorlardır diye tahmin ediyorum. Güzel bir sistem. Bundan sonraki binalarımızın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani umut ediyorum. Öyle olmasını istiyorum. Yoksa yani biz hani yapılan işte çok basit hatalar, çok şeyler. Yani biraz daha ileri gittiği zaman işte şantiyedeki olaylar, siz biliyorsunuz. Yani bu bir topyekun bir şey. Yani sadece bir cephe değil yani. Buyurun. Ya uygulayabilirsiniz. Orada zaten bizim yönetmeliğimiz, bakın Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin şartları çok iyi. Orada da zaten mantar döşeme ile ilgili kıstaslarımız var. Yükseklik sınıfları ile ilgili var. Perde oranlarıyla var. Eğer siz onları sağlayabiliyorsanız mantar döşeme de güvenli. Ama ekonomik değil. Görsel bakımdan iyi. Yani bunu siz tercih edeceksiniz. Mesela ben döşeme tipini seçerken depremselliği göz önüne alacaksınız. Değil mi? Yani yapılabilirliği olacak. Yani ihtiyacına cevap vermesi lazım. Eğer burada mantar döşeme istiyorsanız yeterli oranda iki yönde perde oranınız varsa, yani bu devrilmenin 170 kadar diye hatırlıyorum ben, rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama
sizin yüksekliğiniz çok fazla, illa mantar yapacağım. Olmaz. Başka soru var mıydı? Buyurun. Bu iki ay önce binadan bahsettiniz. Hangi yönetmeliğe gerekmiş? Yeni yönetmelik ya. Bunda projesel bir sıkıntım var. Uygulamada mı bir hata var? Üçünde de var. Yani üç niye? Siz iki diye sordunuz. Ben üç tane. Bir tasarımda, iki imarda, üç uygulamada. Hesapları nasıl kurtarıyor o zaman? Ya burada bakın... Ben baştan da söyledim. Yani program olarak çok bakmak doğru değil. Yani niye çok... Hesap aralıkları değerleri kurtarıyor mutlaka. Şimdi şöyle, ben biraz evvel bundan sonbahar döneminde, yani yukarıda örnek verdim, yine vereceğim. Biz yine böyle bir binayı incelediğimiz zaman kirişin birinde hasar olmaması lazım. Yani bakıyoruz falan, olmaması lazım. Aynı dataya girdik, baktık ya o donatılar olmuyor. Sonra yani başka programlarla da birkaç 2-3 programla şey yaptık. Sonra datasını değil de hesap çıktığını istedik. Adam duvar yükü koymamış binasına. Ben bunu böyle bir seminerde söylediğim zaman Konya'daki arkadaşlar o bizde negatif yük giriyor, gelenler var filan dediler. Şimdi kullanıcının hangi psikolojiyle ne yaptığını bilemiyorum. Yani bir şekilde program kurtarır. Programın esiri olmamak lazım. Yani her program kurtardığında da doğru değil. Mesela ben biraz evvel örnek gösterdim. Siz düğün çubuk sistemine göre görüyor. Bu tarafa attınız, kolona basa boşa bastı ama yine görecek. Değil mi? Çubuk sistemine göre. Siz onu o şekilde bırakırsanız program kurtardı. Hani nerede mühendislik? Ya sorgulamak lazım. Efendim? Bakın imarda var. Niye imarda var? Ben böyle yani böyle bir yere bu yükseklikte, bu cephede bir yer verilmez. Yani imarda sıkıntı. Gerçekten. Ya zemin, orada belki zemin de problemdi. Çünkü orası da biraz kazık var mı yok mu bilmiyorum. Bunun ben dosyasını bir sıkıntı yaşadım. Çok daha genişi vardı bende. Bunun zeminle de ilgili olabilir. Onu ayrı bir paranteze koydum ama gördüm ki bina 13 katlı. 3 ile çarpsanız kaç yapar? 39-40 metre yüksekliğinde değil mi? 40 metre yüksekliğinde 7'ye bir taraf 6 metre 41 metre sizin bir binanız var. Bunu nasıl devrilmeden tutturabilirsiniz? Bir kere imar olarak ben bunu pas geçerim. Yani 2 bir açıklık var. 3 açıklık olsa yine neyse. Değil mi? Yani bunu da hani imarda burada bir sıkıntı yaratma. Ya dur hemşerim bak burada bu var ama yapma. Ya burayla tevhid yap veya işte kat sayını 12 değildi. 5 yap, 6 yap. O kadar candan önemli değil. O imarda öyle bir hata var. Tamam, biz bunu mimaride de bir sürü görsel hatalardan dolayı kirişler kalkmış. Rezistans ya. Yani kiriş sarkmayacak. Çerçeve oluşmamış. Çerçeve yok. Yani orada da muhtemelen bir bakın çerçeve yok. Orada da yine bir muhtemelen yine program kurtardı. Döşemelerden yük aktardı, kurtardı. Eyvallah. Ama gerçekte o boşlukları biraz kaymış ama modellenmemiştir. Yani burada biraz kaymış. Şu boşluklar şurada. Şu iki şey kaymış. Mesela bak bura boşluk, bura boşluk, bura boşluk. Şurada var, burada var, burada var. Bu şekilde boşluklar var. Yani döşemedeki o yırtıklar döşemeyle taşıdıktan sonra çok büyük sıkıntı. Bu da var ki bu modellenmemiştir. Mimari, imar, bir de uygulamadaki şeylerle beraber zaten hepsi tamam olsaydı, bu şekilde olsaydı yine sıkıntıydı. Yani hepsi iyi bir uygulama olsaydı, imar da böyle olsaydı bu yine sıkıntıydı. İyi bir tasarım yapsanız bu taşıyıcı sistemle yine sıkıntı. Risk çok büyük risk. Tutturmaz, çok çok zor. Yani ben bunun çok daha az katını tutturamıyorum yani. Şey yapmıyoruz. Dikine perdeler koyuyoruz. Altına kazıklar, mazıklar falan. Devrilme çıkıyor. Yani bunun için şey olmaya gerek yok. Yani ne derler? Az çok. Hani üst üste bir şey koyan insan devrilmeyeceğini çözer. Evet. Başka soru soran arkadaşlar? Buyurun. Hocam şimdi yeni yayınlanan otopark yönetmeniyle beraber
ilk girişteki otopark katları, kiriş hatları, derin kiriş kullandığımızda 2-10 kolonlarımız kalıyor. 2-10 kolon mu? Evet, 2-10 kolonlarımız kalıyor. 50 santimlik kiriş payı düşünürsek bizim otopark katlarımız 2-60 seviyesinde oluyor. Tamam. Şimdi 2-10 kolonlardaki etri aralarını sıklaştırıyoruz vesaire yapıyoruz ama kısa kolon etkisinden kurtarıyor muyuz, kurtarmıyor muyuz, o konuda kararsız kalıyoruz. Yani ben İnegöl'den geldim. İnegöl'deki mühendis, tecrübeli mühendislerle de görüştüğümüzde bunu tartışıyoruz. Biz tasarımda çıkan etriyelerdeki etri aralıklarına dikkat ediyoruz. Çapraz çirozları full çiroza çeviriyoruz. Bazen kullandığımızda etriyelerdeki donatış hatlarında 8'lik olanları 10'luğa çıkartıyoruz. Hani diğer ki belediyenin imar yönetmelikleriyle vesaire görüştüğümüzde bunun önüne geçemiyoruz. Bunu koymak zorundayız. Çünkü otopark ihtiyacını karşılayacağımız bir yer yok dediler. Bir şey soracağım. O 2-10 alan bütün kolonlar mı 2-10? Bütün kat 2-60 hocam. He. İnegöl'de çerçeve sistemi mutlaka diretiyorlar. Tamam. Bütün kat 2-60. Evet. Aynı kat. Evet hocam. Otopark katına indiğin zaman bütün o kat 2-10 mu? Hocam hayır. Otopark katı 2-60. Ama kirişlerimizi 50 santim kiriş koyuyoruz. Hmm. Kiriş hatları 2-10. Yani kolonlarımız 2-10'da çalışıyor. Üst katlarımız aynı 3-10, 3-15 şeklinde devam ediyoruz. Yani zemin kata girdiğinizde 2-60 bir döşeme üstünden de şu kat yüksekliğimiz var. Anladım. Durum bu şekilde. Bunu yapıyoruz. Bu sizce yeterli mi? Farklı uygulamalar yapılmalı mı? Yani soracağım. Bir şey soracağım. Etrafı perdeyle çevrili. Zemin katta bahsediyorsunuz. Hayır hocam. Perdeyle çevrili değil. Çünkü giriş katı olduğu için perdeyle de çevrilmiyor. Hmm. Ama çerçeve sistem yapılıyor. Yani kat yüksekliğinin azalması bir avantaj. Ama kısa kolon demiştiniz hocam. Kısa kolon. Kısa kolon şöyle ama. Sizin bütün kattaki kolonlar 3 metredir. Bir veya birkaç tanesi kısadır. O kısa kolon olur. Aynı kattaki. Bir de hocam alın kirişlerle ilgili bir soru soracağım. Hocam şimdi alın kirişleri biz binaya tamamen yük olarak görüyoruz. Herhangi doğru. Taşıyıcı olarak görmüyoruz. Basit kiriş. Evet, taşıyıcı olarak görmüyoruz. Bu yani görüşümüz doğru mu? Alın kirişten tasarımda da uygulamada oldukça kaçınmaya çalışıyoruz. Kaçınmayın, TS500'e göre yapın. Nedir TS500'e göre? 20'ye 30 minimum. Döşeme kalın üst katı. İşçiliği kolay olsun diye 20-50 yapabilirsiniz. Basit kirişlerde yani mesnetleri kiriş olan kirişlerde veya masallarda TS500 kuralı geçerlidir. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de hariç der zaten. Bu, o kiriş kuralları geçerli olmaz. Alın kirişlerini eğer senin çok uzun değilse, seyim yapmıyorsa minimum kullanman daha iyi. Ama onda işçiliği zor. Aynı yükseklikte, derinlikte yaparsın. Enini biraz daraltırsın. Mesela 30'luk değil de 20'lik yaparsın. 25'lik değil de 20'lik yaparsın. Ama minimum 20 zaten. Buyurun. Ama şantiyede uygularken, mesela işte kalıbı keserken o kesme payını her zaman bırakmadıkları için 24,5 oluyor kiriş ya da kolun işte 50 değil de işte 49,5'a geliyorlar. Evet. Şimdi bu gerçekten kuşatılmış kolun yani programda gördüğümüz o hatayı biz şantiyede de aslında yapıyor muyuz burada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz değil. Ben zaten dedim ya biz kumpasla ölçüyoruz. Yani onu yarım santim kaydırsanız program hata verecektir. Usta geliyor, tebeşirle çiziyor, baltayla kesiyor. Uygulama bu. Biz bunun önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Mesela siz betonun güvenlik katsayısını 1.5'a bölüyorsunuz. Çeliği 1.15'e bölüyorsunuz. İşte hareket yükleri arttırıyoruz. Ölü yükleri arttırıyoruz. Aslında o emniyet payımız var. Önemli olan siz ne kadar ideal yapabilmeniz. Hani ben ilk başta dedim ki tasarımda işte simetrik olacak. Değil mi? Ya öyle bir bina yok. Yok zaten. Ama en idealini koymak zorundasın. Siz de mesela program olarak en idealini yapmak durumundasınız. Ha, ondan sonra sizin göreviniz bitti. Uygulayıcılara geldi. Ha, bir kere şunu da düşünün. Ben bunu yapıyorum ama şantiyede uygulanabilirdi bir projede olsun. Yani eğer tabii orası önemli. Ondan sonra uygulayıcı arkadaşlar görevini en iyi yapmak zorunda. Bu bir takım çalışması. Yani ben böyle yaptım öyle değil yani. Herkes en iyisini yapmak durumunda. Ben teşekkür ederim. Çıktınız herhalde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Evet hocam. Ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkürler. Hocamıza tekrar sonsuz teşekkür.